Buraya ilk gelirken orada duramadığımız için geldik. Hani biz birkaç arkadaş geldik herhangi bir işte dayanışma grubuna dahil olmadan. Buraya gelince tabii herkesi tanıştık ama oradaki geliş amacımız da ne yapacağımızı bilmiyorduk ama orada duramama hali bizi buraya itti. Hani bir şey yapalım, hani gerekirse çay demleriz sadece. Hani ne yapacağız bilmiyoruz ama gidelim gibi bir ortak bir karar vardı. Buraya gelince de yemek dağıtımı, erzak dağıtımı, kıyafet dağıtımı bu da bir süre ilerledi. Birçok yere ulaştık, hiç ulaşılmayan köylere ulaştık. Ama bu yardım da bir yerden sonra bana ve bize çok yetersiz kaldı. Yani evet, sen şimdi bir paket bulgur veriyorsun, o insanla bir şey orada paylaşıyorsun ki önemli noktada o paylaşım oluyor zaten. Yanında da verdiği bulguru alıyor ve gidiyor o insan ama bir yerden sonra sadece hani ne yapıyoruz biz şimdi, yani insanlara makarna veriyoruz, işte atkı veriyoruz. Bu çok yetersiz geldi bize. Yani daha işe yaramak istedik. Hani gelişimizin bir manası olsun istedik. Bu sürdürülebilirlik durumu çok önemliydi bizim için. Hani bir şeyin devamı olmalı. Sonra ihtiyaçlar çok o kadar çok fazla ki çok kısa bir sürede hemen insanların aslında çamaşırlarını yıkayamadığı gerçeği zaten direkt görünen bir gerçekti. Bir çamaşırhane olursa insanlar en azından temiz kıyafet giyerler. Çok çok basit, temel ama olmayınca da çok aslında ne kadar bunun elzem bir ihtiyaç olduğunu gözlemledik. Ve hemen akabinde çevremize yaydık bu haberi. Hani böyle bir amacımız var, böyle bir isteğimiz var, bu konuda bize yardımcı olabilecek insanlar var mı diye. Ki çok şükür cevaplar geldi. Çok kısa bir sürede para toplandı. Makineleri aldırttık. Lojistik biliyorsun, lojistik durumları çok burada kolay değil. Yani sen buradan bir yardım getirdiğinde o yardımlara genelde el konuluyor. Yani o yüzden tırla mesela hani biz daha çok eşya belki getirebilirdik ama tırlara el konulduğu gerçeğin yüzünden daha minik bir araç bulup çamaşır makinelerini getirirdik. Sonra bir kaymakamdan, konteyner kaymakamından, çünkü bölge şu an sen biliyorsun zaten konteyner kaymakamlıkları ayrılmış durumda. Her şeyin bir kaymakamı var. Oradan güç bela orada da minik birkaç sorun yaşadık. Neyse ki geldi konteynerde. Hatta sonrasında konteynere başka yere alalım gibi işte AFAD kendi bünyesi altında almak istedi bu çamaşırhaneyi. Siz kimsiniz, işte nereden geldiniz gibi cümleler. Biz vatandaşız deyince dumur oldular. Şaşırdılar bayağı, hani normal vatandaş gelip böyle şeyler yapıyor diye. Onlar için çok şey, bir hani tanımadığın birine maaşsız yardım etme fikri bazı insanları çok böyle şoke etti. Ben de sürdürülebilirlik adına çamaşırhane neden yapmayalım ki diye yola çıkarak Güher arkadaşımla beraber bu fikrimizin üzerine gittik. Ve yaklaşık 3-4 gün sonra bize kendi arkadaş çevremizden, kendi tanıdıklarımızdan, politik kesimden makine yardımı aldık. Halktan, işçiden, öğretmenden, memurdan. Bize makine yardımı yaptılar. Biz de ondan sonra yer arayışına geçtik. Buradaki afet yöresindeki arkadaşlarımızın kurduğu kendi yatakhane çadırlarının arsasına, yerel bir abimizin bize sağladığı arsaya çamaşırhanemizi kurduk. Konteyner eksiğimiz vardı. Birkaç yere başvurduk. Bayağı uğraştık. Sonra da ikinci el bir konteyner bulduk. Ve çok güzel canla başla tertemiz yaparak onu çamaşır haline getirdik. İşte bir gün belki suyuna uğraştık, 2 gün elektrik tesisatına uğraştık. Ondan sonra fikir faaliyete geçti. Asıl fikir süreci değil de asıl önemli olan şey bizim burada çamaşırhaneyi açarak yemek dağıtımı bittikten sonraki insanlarla sosyalleşme sürecimizi uzatmaktı. Ve sosyalleşme bahanemizi çoğaltmaktı. Çünkü biz burada insanlarla zaten halihazırda başka yerlerine de dokunmaya çalışıyoruz ya. Hani muhabbet etmek isteyenler bize gelsin diyoruz ya. Yani artık şunu ve böyle sonuçlar aldık. Artık insanlar buraya yanımıza gelenler, hadi hastaneye götür beni, hadi gel beraber markete gidelim mi? Çok spesifik ihtiyaçlarını çok rahatlıkla bizden talep edebiliyorlar. Biz burada bu çamaşır makinesiyle öyle bir sıcaklık sağladık. Çok da faydalı olduğumuzu inanıyoruz. 6 tane makinemiz var, hiç durmadan çalışıyorlar. Bu bir ihtiyaca karşılıyoruz anlamına geliyor. Bu da bize yetiyor. Bunun yanı sıra burada Güher arkadaşım emekçi kadınların el işlerini işte internet üzerinden satmak projesi vardı. Kadınlarla beraber, Elbistanlı kadınlarla beraber böyle bir akım başlattı. Aynı zamanda buraya çamaşır yıkamaya gelen insanların genelde çadır kentten zaten bize talep var. Cemevinden, çevresinden var. Bunların da zaten çamaşır yıkamaya ihtiyacı olan bir insanın kesinlikle temiz çamaşıra da ihtiyacı vardır diye düşünerekten buraya çorap ihtiyaçlarını
iç çamaşırı ihtiyaçlarını, daha doğru söylemek gerekirse, elimizde tutuyoruz. Her gelene temiz çamaşır da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hava şartları kötü olduğu için kurutma makinelerimiz de var. Reklam gibi olacak ama kurutup tertemiz veriyoruz. Kesinlikle pırıl pırıl yapmadan teslim etmiyoruz. Ve burada uzun süre kalabilmek adına, sürdürülebilirlik diye başladığımız adıma dayanışmayla devam etmek istediğimiz için, bu sürdürülebilirliği dayanışmayla yapmak istediğimiz için kendimizi burada daha sıcak, daha samimi, onların imkanlarıyla, buraya depremzedelere gelen konteynerlarla, buraya depremzedelere gelen çamaşır makineleriyle, buraya depremzedeler için gelen bizler, burada kendi insanımız için gelen biz ve arkadaşlarımla bir şeye yaradığımızı görmek çok mutlu etti bizi. Çamaşırhane çok iyi bir proje oldu, başarılı bir proje oldu ve şu en azından şu dönem sürekli halde çalışan bir çarkımız var. İnsanlara açılacak, açık bırakılmış bir kapımız var.